Bizim bu Cahit abi var ya, ya köyde bir tane sergi açmış. Oğlum sergide ne sergisi lan? Ya işte çok güzel resimler çiziyor. İşte adam gitmiş şeye, Kars'a, tam oradaki üniversitede çok iyi gelmiş adama, adamı cahillikten çıkarmış onu. Bizim köyde böyle bir şey çıkacağı aklıma gelmezdi lan. Nerede yapılan bu sergi? Ya bizim işte Resul Dayı'nın ağrını açmış, herhalde bu okula yapıyor. Lan ağrıda sergi mi olur? Ne yapsın adam, köyde yer yok işte, o da gitmiş ahırda yapmış. Madem öyle gidip tebrik ederim o zaman. Ya hocam hadi gidelim. Ya, gidelim. Bakalım nasıl resimler yapıyor değil mi lan? Lan Harun, biliyor musun Cahit abi ne yapmış? Ne yapayım seni? Bizim köyümüze sanatsal faaliyetleri, resim sergisi falan getirmiş işte. Ha valla seni doğru söylüyorsun. Ben de çok sevindim. Allah'ın da razı olsun. Aynen. En güzeli de hayvansız girmek yasak. Aynen valla. Hadi kardeşim biraz hızlı, hayvanlar durmuyor. Almanya'dan geldim bu sergiyi gezmek için. İçeride atmosfer 10 numara. Hele o hayvanların o pop kokusu. Hele o hayvanların o silik kokusu. İçeriye ayrı bir ambiyans, ayrı bir güzellik katmış. En güzel de ne biliyor musunuz? Hayvansız girmek yasaktır. Hiçbir yerde yok. Bütün dostlarıma tavsiyemdir. Herkes Yeşiltaş Köyü'ne gelmeli, bu sergiyi gezmeli. Hatır eve. Ola Ramço, oğlum burada ne yazıyor? Hayvansız girmek yasak. Bıyıklar Cahit abiye bak, İngilizceyi sökmüş ha. Kustan Tuvinic resmi sergisi, hoş geldiniz. Ne anlama geliyor lan? Sanki hayatımda daha önce resim sergisini görmüşüm. Hayatımda önce görmedim Ferruf, bilmiyorum ki, bence geri dönelim ya. Ula oğlum, buraya kadar gelmişiz, bence girelim. Hayvanı nereden bulacağız onu? Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi Remçuk. Sen hayvan taklidi yapabilirsin, taklit yeteneğin var. Evet. Keçi koyun taklidi yapabilirsin. Senin burada yeteneğini ortaya çıkaracağız. Nasıl yani? Ben hayvan mı olacağım? Estağfurullah Ramu. Yok öyle bir şey. Bu taklidi değerlendireceğiz yani. Senin yeteneğin var oğlum. Yanlış anlama. De hadi girelim o zaman. De hadi girelim. Hop hop, sakin ol Bremen. Tabelayı görmediniz mi? Gördük Cahit abi. O zaman çıkın dışarı. Ağrı hayvansız girmek yasak. Ama Cahit abi, bu seferlik bizi affedeceğim. Bak hayvan sesini çıkardık. Hem uzun yoldan geliyoruz, hem sergini de çok merak ediyordum. Evet Cahit abi, bu sefer bizi içeri al. Hem merak ettiğim bir konu var. Neden hayvansız kimseye içeri almıyorsun? Şimdi görmüş olduğunuz gibi sergi ağırda. Ağırda da hayvanlar yaşar. Ben burada farklı bir konsept yakalamaya çalışmışım. Ambiyans bulunsun istemedim. Gerçekten çok güzel bir konsept ve ambiyans olmuş. Çok güzel olmuş, seni tebrik ediyorum. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Sergini niye ağırda yaptın? Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki köyümüzde nüfus az. Hayvanlar da akşam ağrıya geldiklerinde bu sanatsal faaliyetlerden yararlansın istedim. Böyle bir durum var. Avrupa'da Mozart dinletip daha fazla süt üretiyorlarmış. Hey, o da bir sanat, bu da bir sanat. Bizimkiler de bu sanat, resim sanatıyla daha fazla üretim yapabilirler. Çok iyi düşünmüşsün Cahit abi. Çok iyi, mükemmel. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok iyi abi. Ferruf, bence biz de bir Mozart dinleyelim. Belki bize de bir faydası olur. Şahsen ben çok duygulandım ve de çok gururlandım. Demek ki köylerde de böyle sanatsal şeyler yapabiliyormuş. Ne yapıyorsun lan oğlum? Konsert, Mozart, Konsanovic.